Selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün ENS Taktikal'le beraberiz. Merhaba. Daha önce hiç böyle bir video yapmadık. Sineğe bak ya. Hayırdır oğlum? Ulan. Sineğe bile gider. Sineğe vurayım mı? Hayır. Vurayım. Mermin yok. Aynen. Kayıtta mı şu an? Kayıtta. Selamlar herkese. Bugün ENS Taktikal'le beraberiz. Sağ olsun İstanbul'a gelmiş. Dedi ben İstanbul'a geldim. Hemen dedim gel. Lütfen. Konum attım. Tak 47 dakikada geldi. 10 dakikalık yolu İstanbul'da 47 dakikada geldi. Ama malum trafiktir, şudur budur, İstanbul şartları. Zaten sen de İstanbul çocuğusun bir yerde biliyorsun. Evet, ben de Üsküdar doğumluyum. Üsküdar doğumlu. Arkadaşlar bir video yapalım dedik. Bana en çok gelen sorulardan biraz bahsedeceğim. Biraz da sen hani ben sana sormak istiyorum açıkçası. Ben nacizane bildiğim bir şeyler varsa. Sana da illaki sorular geliyordur. Abi işte şunu nasıl yapacağım? Ben şunu almak istiyorum, bunu almak istiyorum. Bana genelde personel teminle ilgili sorular geliyor abi. Personel? Ya işte abi işte şu olmak istiyorum, bu olmak istiyorum. Ne yapacağım? Ha, ben işte abi işte evet. Jeh olmak istiyorum. Evet. İşte ben özel kuvvetler olmak istiyorum falan. Nasıl gibi mesela? Gibi. Abi SAT mı daha iyi, özel kuvvetler mi daha iyi? Bana ne işte ben mesela atıcılığa başlayacağım. Abi önerin nedir? Benim mesela atıcılıkla alakalı İlk önereceğim şeylerden birisi ne yapmak istediğinle alakalı. Ben mesela tabanca atışını da çok seviyorum. Tüfek atışını da çok seviyorum. Yani yivli tüfekle de attım. Arkadaşlarımın yivli tüfeklerini de kullandım. Hani birçok mecrada bulundum. Birçok kulvarda bulundum diyelim. Hepsine de az çok bir şekilde hakim olmaya çalışıyorum. Hakimliği iddiam yok. Ama sorsan herkes ordinarius. Yani bu konuda evliya. Evliya. Bu adama soruyorsun veya o sana soruyor bir şey söylüyorsun. Abi işte ama o diyor şu şöyle yapmış. Bu böyle yapmış, ben şöyle daha iyi yapıyorum, ben böyle yaparsam daha rahat atıyorum falan gibi şeylerle karşılaşıyorum. Ya benim tavsiyelerim genelde yapmak istediğin şeye uygun ekipman edinmen lazım. Mesela bugün ben havalı tüfekle çalışıyorum. Normalde ateşli silahlarla çalışıyorum. Havalı tüfeğe geçtim ama adam şunu diyor. Abi diyor fişek fiyatlarından sonra havalı tüfeğe mi geçtin diyor. Alakası yok. Ben bir kere fişeğe para veriyor muyum kardeşim? Ben bir kere fişeğe açık konuşuyorum, çok para vermiyorum. Yani çok özel bir fişek falan böyle hoşuma giden bir şey görürsem alıyorum. Ya bir kere öyle soru, öyle bir şey demesi de yanlış olmuş. Biraz. Yanlış böyle yani. Geyikler dönüyor tabii de. Tabii. Yapıştırıyorsun sonra lafı adam bozuluyor. Abi niye öyle dedin? Şak diye adam bir şey söylüyorsun. Adam bozuluyor. Kamera arkasında kötü şeyler yapıyorlar. Ya adam bozuluyor yani anladın mı? Kardeşim bunu söyleme. Ben insanlar için sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani bana gelen en çok sorulardan birisi bu. Ben bunları zaman zaman nasıl başlayabilirim? Ben nasıl başlayabilirim? Yani bana diyor ki adam işte ne yapayım? Ben havalı tüfeğe geçtim. Her şeyle çalış. Kuru sıkıyla da antrenman. Airsoft al, airsoft antrenman. Ya ben diyorum ki yapmak istediğin ne? Örnek veriyorum. Ben tabanca atışında kendimi geliştirmek istiyorum. İleride polis asker olacağım. İşte gittiğim zaman orada atışım iyi olsun. Abi o zaman paranın yettiği kadar ya oyuncak bile olabilir bu. Bak gerçek söylüyorum. Kas hafızanı oyuncakla bile geliştirebilirsin. Tetik antrenmanı yapmadığı sürece hızlı çekiş. Aynen. Yani bütün airsoft'la olabilir. Kesinlikle. Kas hafızan bir kere oturacaktır. Tüfekler alakalı. Havalı tüfek al abi. Havalı tüfekle çalış. Tabii. En havalı tüfekle çalış. Kas hafızan otursun. İleride zaten durumun el verdiği zaman bulunduğun konuma göre üzerine koyacaksın. 1-0 önde başlamış oluyorsun. Tabii, 0 mı iyi 1 mi iyi yani? 1-0 önde başlamış. 0 ya 1 her zaman 0'dan daha iyidir yani. Benim mantığım buna basıyor kardeşim. Hani ben bu şekilde tavsiyede bulunuyorum. Bir de duruşlar, tutuşlar var. Bununla alakalı gerçekten nasıl tutarım, nasıl duracağım falan gibi, nasıl tutmam gerekiyor gibi. Eğer böyle bir isteğiniz, talebiniz varsa bununla alakalı yorumlara yazın abi. Ben bununla alakalı videolar çekerim. Tüfek nasıl tutulur? Tabanca nasıl tutulur? Ben bununla alakalı kendi tecrübelerimden yola çıkarak size elimden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışırım. Sen mesela personel olmak isteyenlere nasıl cevap veriyorsun abi? Ya bir kere şöyle bir durum var. Her kuvvetin, her kurumun, her birimin kendi zaten kullanmış, kendi kurmuş olduğu internet ağları var. İşte kara kuvvetli ya da jandarma, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri. Şimdi adam diyor ki, abi diyor SAT mı olayım diyor, özel kuvvetleri mi olayım diyor. Zaten şöyle bir şey var. Öyle dediğin zaman olunmuyor bir kere. Önce adamın mesleğe girmesi gerekiyor abi. Önce yani, tabii önce odana nereden başlayacak? Abi diyor nereden başvurabilirim diyor. Bunu önce işte internet sitelerinden o kuvvetin kendi sitelerine girip personel teminle ilgili sınavları oluyor. Belli bir aralıklarla, belli bir mülakatlarla. Onları oradan takip edip gerekli başvuruları oradan yapmaları gerekiyor. Yani o süreç geçtikten sonra işte muhtemelen şöyle olur. Kendisini okula alırlar ya da kursa alırlar. Belli sınav mülakatlardan girdikten sonra. Yani bir kuvvetin personel olması gerekiyor. Ya karacı, ya denizci, ya havacı. Evet. Yani buralara girildikten sonra, orada mesleğe başladıktan sonra işte subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarma neyse bu
unvanı aldıktan sonra işte demesi gerekiyor. Abi ben işte özel harekatçı mı olmalıyım, MAK'çı mı olmalıyım, özel kuvvetçi mi olmalıyım, SAT'çı mı olmalıyım? Zaten o noktaya bana gelen sorular şöyle. O noktaya gelmeyip, o noktayı bilmeyen adamlar bunu sorduğu için aslında şöyle bir şey var. Zaten o anlattığım noktaya kadar geldikten sonra aslında kimsenin bana ya da Instagram'da birine ihtiyacı yok. Değil mi? Zaten bulunduğu birimde bir sürü tecrübeli personel oluyor, tecrübeli komutanlar oluyor. Zaten orada kendisi zaten ne yapmak istediği zaman, ha tamam şurada kurs varmış, dur şuna başvuru yapayım. O zaman kendi kendine silsileyle gidiyor. Yani o zincir zaten kendi algısıyla gitmiş oldu. Peki bir şey soracağım. Ben mesela TSK personeli olmak istiyorum, kolluk kuvveti olmak istiyorum diyeyim. Atıcılığım çok iyi. Evet. Ama sporculuğum kötü. Mesela yapım uygun değil. Mesela ben zamanla atıcılığıma göre şekillenebilir miyim? Yoksa bunun üzerine kesinlikle farklı bir şey yapmaya çalışmam gereken bir atıcılığım var mı? Kesinleşemezsin. Bunların hepsi bir arada olan bir şey. Bir kere ruh sağlığı çok önemli. Fizik sağlığı çok önemli. Tecrübeli harmanlandığı zaman zaten eksiğin ne varsa atıcı konusunda eksiğin varsa ya da spor konusunda eksiğin varsa ya da bazı teorik konularda eksiğin varsa o bahsettiğim üç şey bir araya geldiği zaman onları yavaş yavaş üstüne katlayabiliyorsun. Evet. Yani bu işler böyle karışık ve böyle hani onu yapayım bunu yapayım olayı değil aslında. Bu işler tamamen böyle düzgün düşünmeyle, düzgün planla dediğim gibi iyi bir ruh sağlığı lazım, iyi bir beden lazım. Yani bu ikisi bir araya geldikten sonra da hangi nerede olursan ol kendini durum ve şartlara göre geliştirebiliyorsun zaten. Evet. Peki şu taktikal mevzulara geleceğim. Şimdi bizim hayatımızın bir parçası haline geldi. Her yerde ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela senin az önceki söylediğin şeylerle günümüz piyasasında sağa sola oraya buraya taktikal yazan arkadaşların yaşadığı hayat hiç birbiriyle alakası yok. Şöyle örnek vereyim. Biraz karışık anlattım. Şimdi ben sadece atışta iyiysem, 9 milim tabancayı iyi kullanıyorsam, ruh sağlığım iyi değilse benim tactical yaşamla alakalı bir bağlantım olmamış olur aslında. Tabii öyle. Soğukkanlı değilsem hedef atıcılığım iyidir, sporculuğum yoktur. Yine tactical bir yaşam yaşamamış olurum. Bir anlamı olmaz zaten. Bir anlamı olmaz. Sadece yani isim olarak kalıyor değil mi? Tabii öyle. Benim de tavsiyem, özür dilerim lafını kesiyorum. Benim de hep tavsiyem şudur. Abi sporu bir kere hayatınızdan eksik etmeyin. Sen zaten yıllardır yapıyorsun. Yani tabii benim mesleğim ilk başlarda 2-3-4 yılda böyle kurslarla geçtiği için hep spor vardı. Evet. İyi gidiyordu ama sonra tabii iş yükü artınca, görev yükü artınca yani bazı vakit sıkıntılarından dolayı spor konusunda eksik kaldığım birçok nokta oldu. Ama karışık birkaç spor kopmadın değil mi? Spordan kopmadın. Yani spora kopmadım. Yani kickbox oldu, Muay Thai oldu kurs döneminde, kayak sporları oldu. Şimdi ne olacak? Ekstrem oldu. Yani fitness var. Jiu-Jitsu olacak. Jiu-Jitsu. İnşallah. Geliyor. Brezilyan Jiu-Jitsu yapacak. Vakit bulursak. Ankara'da inşallah. Buradan bu arada. Devran hocamız K13 Tactical. K13 Tactical artık giydi. Tişörtünü de giydi. Yani bu. Aldık. Kuru sıkılarım var tabii o zaman. Hmm. Hani hep böyle şeyim ya. Az önceki dediğimiz mevzu işte. Evet. Kuru sık al çalış. Kuru sıkılarım var böyle. 6-7 tane kuru sıkım var böyle. Manyak gibi onları böyle evde siliyorum şey yaparım böyle. O tüfeği görünce benim ilk aslında taktikal olaya geçişim oldu o tüfekte. Safir. Ben Sezer abi bunu arkaya koy dedim. O sakladı. Bir ay sonra paralarımı biriktirdim. Gittim o ilk tüfeğimi. O zaman da ilk 18 yaşıma girmiştim. Hatta ilk ehliyetimi tüfekle beraber almıştım böyle. O tüfekle başladım dedin ya hani doğru paralar harcayın. Evet. Ben o tüfeği aldığımda tabii bu taktikal olayları bu çok camiada yoktu. Yoktu evet. Yani Mercanlar Yokuşu'na gidiyordum Eminönü'nde. Aynen. Abi orada bir girdim zaten kazık atana. Aynen sana hemen gel hemen öpeyim. Tabii abi ne saçma dürbünler aldım ne saçma Picatin Rider aldım. Tüfeğe takıyorum olmuyor. Bir de yani Üsküdar oraya git gel o da olmuyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani profesyonel anlamda bir şeyler öğrenme çağına gelene kadar bir araba parası harcadım. Ağzımı da aldım lafı. Bak bir araba parası harcamışımdır. Ben de var ya o atıcılığı bak gerçekten bu atıcılığı öğrenene kadar ben diyorum bu namludan diyorum araba yeşili diyorum. Ya öyle namlunun içinden araba yeşili yani. Söyleyeyim mi? Ailemle de çok tartışmışsındır o konuda. Ya bunlara bu kadar para harcama etme yapma ama en sonunda belli bir tatminlik oldu değil mi? Bir yerde bir doyum noktasına geldi. Ve şunu itiraf edeyim. İki tane safirim var bilenler biliyor. O kısa namlu olan o tüfek. Vallahi hala o tüfeği fabrikaya yolladık, değiştirdik, yaptık, ettik, üzerine bir daha para falan bu hallere geldi. Ama şu güzel an, yaptın. Şu an güzel çalışıyor. Abi takip etmeyenler varsa ENS Tactical olarak Instagram'dan aralsınlar. Şuraya da aşağıya yazarım ben altına. Beni de şuraya yazarım. Yuşa'yı da şuraya yazarım. Abi Yuşa ortamıza yazdı. Yuşa'yı ortaya yazayım. Gel Yuşa abi. Gel abi gel. Kardeşim her zaman yanımda. Evet bilenler biliyor, bilmeyenler de
tanısın. Tanısın. Abi fuarlarda yanımda, şaya... Konya'ya gidiyorum yanımda, Ankara'ya gidiyorum yanımda. İkinci kez görüyorum. Biraz da insanları böyle şey, gördüğüm zaman böyle notunu verme şeyim var benim. Evet, sen çabuk analiz ediyorsun. Analiz yaparım. Ama senin meslek gereği de böyle şey mi? Bilmiyorum, belki de şeydendir. Ürünşah ikinci kez görüyorum gerçekten. Evet. Güzel abi, Ürünşah'ı canlanma bir insan. Eyvallah. İçi kalbi çok temiz bir insan. Aynen. Allah hepimizi ilerle karşılaştırsın. Amin abi. Aynen öyle. Elhamdülillah diyorum bu konuda. Elhamdülillah. Böyle de bir video oldu. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz bir dahaki videoda. İstediğiniz böyle video konusu varsa yorumlara yazabilirsiniz. O zaman hazırlıklı geleceğim tabii. Aynen. Daha. Bir dahaki videoda inşallah daha böyle ikimizin çekmesini istediğiniz videolar varsa yorumlara yazın. Bekliyoruz. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.